Üniversitesi öğrencilerine çok 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 teşekkür ediyorum. Yılın en iyi radyo programı seçmişler benim. Öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum hepsini. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Burayı doldurdunuz ve bu yardımı yaptığınız için kendiniz için bir alkışlar ettiniz. İyi akşamlar millet, umarım iyisinizdir. Power FM'de şimdi Bay J zamanı. Teşekkür ederim, geç gelen alkış. Yes, ben Bay J, evliyim. Önceki evliliğimden çocuğum da var. Nasıl, 27 yıldır evliyim. Tamam, 3,5 sene oldu ama 27 yıl gibi hissediyorum. Evet. Benim. Bu akşam açık konuşacağım. Sıradaki evliliğimi bir erkekle yapacağım arkadaşlar. Yanlış anlamış olabilirsiniz. Karı koca gibi değil. İstediğim sadece gece çoraplarımı salonda çıkarıp orada bırakırsam... ...sabah kalktığımda bu konuda bıdılamayacak biriyle birlikte vakit geçirmek. Bu kadar basit. Gerçeğim. Benim şansıma, işin içine evlilikte girince dünyanın en titiz adamı çıkar karşıma. Bay J, bu çorapları burada görmekten nefret ediyorum. Hasan, manyak mısın? Erkeğiz oğlum biz. Ne çorabı ya? Bir erkek için o çorap görünmez. Görünmez bir çorap olmalı. Ne yapıyorsun? Adam dedik evlendik, yaptığına bak ya. Hasan, sen de var ya. Kahvaltıda birlikte kavurmalı pilav yiyebileceğim birini istiyorum ben. Anlıyor musunuz beni? Spagetti yerken elime salça bulaşıp tişörtüne sildiğimde sessiz kalacak bir delikanlı istiyorum. Çok mu? Ha? Her neyse, sanırım şimdilik salon perdesine silip dırdır işitmeye devam etmek durumundayım. Bay J, niye böyle iğrençlikler yapıyorsun? Bilmiyorum aşkım, kocana sorsana, belki bir cevabı vardır. O da erkek ya. Aşk, sevgi, aşkın evrensel bir tanımında uzlaşsak belki her şey daha kolay olur değil mi? Bence mesela gerçek aşk birisi için ölmeyi göze almaktır. Ama anladığınız şekilde mi bilmiyorum. Yani çekilmez ve dayanılmaz biri ama o kadar çok seviyorsunuz ki bırakamadığınız için intihar ediyorsunuz. Bu şekilde ölmeyi göze almak. Biliyor musunuz, şu sıralar, daha doğrusu iki gecedir kabus görüyorum. Dün gece kapı komşumun içine şeytan girdi rüyamda ve çocuğunu ondan kurtarmak için saçma sapan gerçek bile olmayan Latince kelimeler uydurup şeytanı içinden çıkartmaya çalıştım. Anlatamam size. Yaşadığım Karabalasan, Konstantinopolis, Lobus Cornea Corpus, git. Şeytan çık dışarı, şeytan çık dışarı diye bağırarak uyandım. Karım dedi ki bana... Aşkım, bana nüfus kağıdımda yazan adımla seslenmeni tercih ederim. Bir diğer kabusta evimize hırsız giriyor. Elinde tabanca var. Karım hırsızın elinden tabancayı alıp beni vuruyor. Bilinçaltında bir şeyler var ki bunlar... Böyle bu kabuslar tetikleniyor. Bay J, sen karının seni öldürmek istediğini mi düşünüyorsun? Yok, bankada çok az param var. İki haftayı zor çıkartır ben ölürsem. Şaka ya. Her gün. Ama her gün birbirimize sevgi sözcükleri söylüyoruz biz. Evet, seni seviyorum demediğimiz bir günümüz bile yok. Biliyor musun? Sonra bazen karım iş için yurt dışına gidiyor. Birkaç gün konuşamadığımız oluyor. Ben hala her gün seni seviyorum demeye devam ediyorum. Sabaha kadar aralıksız horlayan bir erkek tespit edildi. Nefessiz kalmayıp hayatta kalmış olması mucize olan adamın karısı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırıldı. Hasan Bey ise kendisine uzatılan mikrofonlara şunları söyledi. Melek gibi uyuyorum her gece. Onun deliresi varmış. Zaman ne kadar hızlı geçiyor, öyle değil mi dinleyici? Yo Bay J, trafikte iğrenç yavaş geçiyor. Sanki zaman durmuş gibi. Mart ayının 9'u, Dünya Kadın Günü'nü de geçtik. Dün konuşulan şeylerin de hiçbir anlamı olmadı. Göreceksiniz, kadın veya erkek veya çocuk, insan olmanın ne demek olduğunu bilmeyen cahillerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Şiddet olayları da devam edecek, suistimal de devam edecek, cinayetler de öyle. Komedi programı sunduğunuz zaman dünyada olan kötü şeylerden çok etkileniyorsunuz. En ufak şeyde bile tepki alıyorsunuz. Bu büyük bir yük aslında. Bay J, benekli kurbağanın nesli tükenmiş, sen karını öldürmek istediğinden bahsediyorsun. Ne yapayım Hasan? Ne yapayım? İnsanın nesli tükene kadar oyalanmaya çalışıyorum. Ne yapayım?
da rahatlayın. Karım beni öldürmek istemiyor. Belki doğal yollarla biraz daha hızlı bir şekilde ölmemi istiyor olabilir. Ama bence beni öldürecek cesareti yok. Ayşe ne yapıyorsun? Doldurucu getirme, çekip vuracak seni. Yok, ben o kadar şanslı bir erkek değilim. Bence 80 yaşıma kadar evli kalacağım bu kadınla. Evet. Bak, dünkü kavgamızı söylüyorum. Dünkü kavgamız. Duşa girdi. Ben de aynı banyoya girip klozet oturup çişimi yapmaya başladım. Bak bir saniye. 5 senedir birlikteyiz. 3,5 senedir evliyiz. Bak. Neymiş, evde 2 tuvalet daha varmış. Neden onu acaba? Birlikte daha fazla vakit geçirmek isteyen o. Kadınların bazı hassasiyetleri var. Ben mesela üniversitede ev arkadaşlarımlayken birimiz duş alırken diğerimiz tuvaletini yapıyordu. Diğeri de dişlerini fırçalıyordu banyoda aynı anda. Kadınlar hassas. Biraz zarif ol Hasan. Karşındakinin narin bir canlı olduğunu unutma Hasan. Hasan çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama tecrübesiz. Geçen gün gidip sevgilisine iç çamaşırı almış. Sütyen küçük, beden külot large. Şimdi ideal bir dünyada bir problem çıkmaması gerekiyor. Çünkü beden doğru, kızın göğüsleri küçük, popo large. Ama tecrübeli bir erkek ne yapar? Büyük sütyen, küçük külot alır. Kadın da boş zamanda gider doğru bedenini de değiştirir onu. Yapılması gereken bu. Eskiden bunların boş uğraşları olduğunu düşünürdüm. Şimdi önemini daha iyi biliyorum, biliyor musunuz? Anlamsız şeyler yapacaksınız zaman zaman ve bu yaptığınızın anlamlı olduğuna inandırmaya çalışacaksınız kendinizi. Çok basit, farazi bir örnek size. Atıyorum, Dünya Kadına Çikolata Alma Günü diye bir gün var ve sevgiliniz 2 aydır diyette, manyak gibi kilo vermeye çalışıyor. Alacaksınız o çikolatayı. Dünya Kadına Çikolata Alma Günün kutlu olsun deyip dudağına minik bir öpücük kondurup çikolata kutusunu ertesi gün çöpe atmasını izleyeceksiniz. Beni anlıyorsunuz değil mi? Boşa sallamıyorum değil mi burada? Şehir dışındaydım. Bir arkadaşımı ziyaret etmek zorundaydım. Çünkü onu hamile... ziyarete gittim ben. Ziyaretimi yaptım, geldim, artık hamile değil. Çünkü ben arkadaşlarımdan çocuk sahibi olmak istemiyorum. FM'de Bay J'yi dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Pekala, 9 Mart akşamı. Kadın haftası bu hafta ama gazeteyi açıp bakıyorsun, bazı insanların haberi bile yok. Hayat kadın için de erkek için de farklı avantajları dezavantajları olan bir yer. Erkek işte iyi yani. Kadınsa kapasitesinin farkında değil bence. Her şeyini erkeğe yaptırabilecek kapasitesi olan bir varlık ama bazı kadınlar bunun farkında değil. Mesela bir erkek size evlenme teklif ettiğinde nasıl büyük bir avantaj paketi aldığınızın farkında mısınız? Ama bak, hiç icat edilmemiş olsa evlilik ama sokakta bir adam gelip size dese ki, hanımefendi merhaba, acaba bu büyük pırlanta taşlı yüzüğü kabul eder misiniz? Ayrıca bu yüzüğün kabulünün ardından sizin için birkaç parti vereceğiz. Bir tanesinde prenses kıyafeti giyeceksiniz ve gelen herkes sizi altınlara ve hediyelere boğacak. Sonra da bir erkeğin evine yerleşeceksiniz. Pek bir masrafınız olmayacak. Adamın sağlık sigortasından faydalanacaksınız ve sizi aldatırsa neyi var neyi yok yarısı sizin. Evlilik. Ay bilmiyorum ki, bu adamla seks yapmak zorunda kalacak mıyım? Ya onu sakın dert etmeyin hanımefendi. İlk 2-3 sene belki birkaç defa ama sonra gelenekselleşmiş formuyla seks hayatınızdan tamamen çıkacak, merak etmeyin. Bakın, kadınları seviyorum, saygı duyuyorum ve koruyup kolluyorum. Ama bu şikayetçi olduğum konular hakkında konuşmayacağım anlamına gelmez. Lanet olsun, bu programı sunmaya başlama sebebim 1991 senesindeki sevgilim. Öyle. Bilmiyorum, bazen yani her şeye ağlamanıza gıcık oluyorum hanımlar. Maça 3-0 önde başlamak gibi. Keşke biz erkekler de sizin kadar kolay ağlayabilseydik. Evet, uzaktan inanılmaz derecede acınacak durumda bir manzara olurdu ama en azından ne Bayşe? En azından ne bileyim, biz de ağlayınca ne oluyor ona bir bakardık. Ha, ben kadının erkeğin ağlamasından, erkeğin kadının ağlamasından etkilendiği kadar etkileneceğini sanmıyorum ama denemeye değer. Bayşe, çoraplarını kanepenin yanında bırakmamdan bıktım. Yeter artık ya der ve ağlamaya başlar kadın. Bayşe de ağlamaya başlar. Onlar benim en sevdiğim çoraplarım. Niye öyle dedin? Ben de her sütyenini bir yerde gördüğümde çöpe atacağım o zaman. İçi boşken moralim bozuluyor. Ay tamam.
ama Bay J. Ne olur iğrenç ve ezik görünüyorsun. Demek iğrenç görünüyor mu? Ben bundan memnun muyum sanıyorsun? Radyoda her Adele şarkısı çaldığında gözümden yaşlar süzülmesinden memnun muyum zannediyorsun? Asla öyle olmayacağım. Olamam. Hissetmiyorum. Öyle hissetmiyorum. Kadınlar doğal olarak öyle. Bence karım dahil bugüne kadar birlikte olduğum bütün kadınlar deli. Biliyor musunuz? Bak Bay J diyor. Kadınlar süper, süper cool yaratıklar. Bizi siz delirtiyorsunuz diyor. Haklı olabilirsin dedim. Yani belki de doğru söylüyordur ama geçen gün internette 3 saat eski kız arkadaşımı Google'ladı. Ben mi sebebim buna ya? Bir elektrikli testere üreticisinin testereyi kesen tarafından tutmayınız uyarısını yapması için %100 birinin çok önemli bir uzvu bu muhakemesiz davranış yüzünden korkmuş olmalı. Selam millet. Bay J ben. Burada Power FM'de akşam şovunu sunuyorum. Kariyerimin büyük bölümünü bu kanalda çalışarak geçirdim. Toplam 25 senedir de yayındayım ve açık konuşacağım. Hani gitarist vardır. 25 senedir gitaristtir ama böyle ne bileyim anne babasının evinde yaşamak zorunda. Çünkü işler beklediği gibi gitmemiştir. Sempati ve şefkatle kucaklıyorum o kişileri ben ama bende öyle olmadı. İş gerçekten çok iyi gitti. Gerçekten inanılmaz başarılı oldum. Yani evli olmama rağmen içinde kendime ait bir çalışması olan, çalışma odası olan bir evde oturuyorum. Kirayı kayınpederimin ödüyor olması başarımı gölgelememeli. Bu benim ezikliğimi, benim başarısızlığımı değil, kayınpederimin ne kadar cömert bir delikanlı olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu kadar basit. Yaşasın zengin kayınpederler ve aralarından eli açık olanlar. Başarılı olmak seksi bir şey. İnsanı seksi hissettiriyor. Aslında çok yakışıklı olmasanız da kadına çekici gelen bir şey başarılı olmak. Bu bugüne kadar 25 senede en az 30-40 milyon kişi dinlemiştir benim. Bir kısmı yaşlandı, öldü. Yerine yeni doğanlardan bir grup yerleştirdim. Bence bu bir başarı. Bence bu bir başarı. Milyonlara hitap etmiş olmayı. Cat Zone mesela, Burçin ve Funky'nin son 9 senedir her gün aynı 14 kişi dinliyor. Bu da bir başarı. Çünkü ben annemle babamı programı dinlemeleri için ikna edemiyorum mesela. Bu yüzden onlarınkinin başarı olduğunu kabul etmek lazım. Ya aslında kimseyi ezmeyi sevmiyorum. Kibirli bir insan bile değilim. Sadece radyo sunucusu olduğum ve hayallerim günden güne benden uzaklaştığı için sinir bozucu olabiliyorum bazen böyle. Evet. Karıma diyorum ki güzel günler yakında. Refaha kavuşacağız ve çok güzel şeyler yapacağız beraber. Kendi söylediğime bile inanmıyorum artık. Sırf kız mutlu olsun diye söylüyorum. Bir umuttur çünkü bizi hayata bağlayan. Para mı başarı mı diye sorarsanız direkt parayı seçerdim dinleyiciler. Kızmayın bana, siz de aynısını yapardınız. Üstelik benim kadar başarılı bile değilsiniz. Evet, öyle düşün. Gerçek başarı nedir ki Bay J? Bilmiyorum. Sanırım maddi sorunları düşünmeden Tayland'da güzel bir mankenle tatil yapıyorsanız. 3 aşağı 5 yukarı hemen herkes için başarı gibi görünebilir mesela ama arkanızdan babasının 4 milyar dolar mirasını yiyor, hayatını hiç çalışmadan mankenlerle tatilde geçiriyor da konuşabilirler. Herkes için değil ama bence öyle bir babaya doğmuş olmak da güzel bir başarıdır yani. Bir arkadaşım var. Babasından 20 milyon lira miras kaldı. Tabii babasını kaybettiğine çok üzüldü. Ve 3,5 saat yas tuttuktan sonra ortadan kayboldu. 20 milyonunuz olup ortadan kaybolmak da bence çok büyük bir başarıdır arkadaşlar. Evet. Ben konuştuğum zaman zaten karşımdaki kadın geçici olarak kör oluyor. Geçen gün yolda bir adama saati sordum. Bana cüzdanını, arabasının anahtarını ve karısını verdi. You're listening to Bay J. Bay J on Power FM. İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Power FM. %100 canlı yayında Bay J var ve bu akşamınızın eğlenceli geçeceğine dair önemli bir işaret. Hepiniz hoş geldiniz. Ya arkadaşlarıma yeteri kadar vakit ayıramıyorum ve bu beni çok üzüyor. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundayım. En yakın arkadaşın kim Bay J? Yakın arkadaşım yok benim. Hepsi yüzeysel. Şakaydı. Bir iki kişi var tabii. Beni ben olarak seven. Yani onların sevgilisi ünlü başarılı radyo şovmeni Bay J değil de ben yani.
Ben gibi beni seven sayan Hasan mesela çok iyi arkadaşım, seviyorum. Size bir sır vereyim. İlk birlikte olduğum kız Hasan'a çok benziyordu. Belki ondan olabilir, bilmiyorum. Bir sıcaklık hissediyorum Hasan'a. Yani o iyi arkadaş. Ne var? Tüm ilişki geçmişinizle gurur mu duyuyorsunuz? Bu mu yani? Ha? Sadece iyi kalpli süper modellerle mi çıktınız bugüne kadar? Bu mu? İyi kalpli süper model. Arkadaşım Hasan biraz yolda yürürken kafanıza pisleyen kuş gibi. Piyango çıkacak diye heyecanlanırsınız ya. Ama içten içe sıf saçma sapan bir şey yedi diye ishal olan bir kuş kafanıza pisledi diye piyangonun size çıkmayacağını da bilirsiniz. Hasan da öyle. Sürekli sanki çok harika bir şey olacakmış hissi veren bir insan ama hiçbir şey olmuyor. Her yayın yaptıktan sonra arıyor beni Hasan'dan, diyor ki abi ne olur hakkımda böyle şeyler söyleme, biri duyacak anlayacak ya. Oğlum diyorum, gerizekalı mısın, soyadının Kavak olduğunu söylemiyorum bir yayında. Ay. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek ha. Küçük sorunlarla uğraşıyoruz sevgili dinleyiciler. Yok dünya barışıymış, yok balinaların nesli tükeniyor, yok şiddetmiş. Ne olacak bu Haiti'nin hali? Güney Sudan'ı kim sahip çıkıyor? Kimse karbonhidratları konuşmuyor. Asıl bizi bitiren o. Ve çok enteresan bak. Acayip bir fenomen bu. Yani biz aklı başında insanlar bizim için kötü olan şeyleri çok iyi biliyoruz ama hepsinden uzak durma. Mesela eroine elimizi sürmüyoruz ama fırından yeni çıkmış beyaz ekmeği tahin pekmeze banmakta bir sakınca görmüyoruz. Şimdi bakın. Fırından yeni çıkmış beyaz ekmek şeker hastası yapıyor, tansiyon hastası, kanser yapıyor ama boş ver gitsin deyip banıyoruz yemeğin suyuna beyaz ekmeği. Bu olmayalı gluten fışkırtısı. Geçen hafta bir doktorla beraberdim. Bu doğru bir ifade olmadı. Geçen hafta bir doktorla sohbet ediyorduk. Dedi ki glisemik indeks, bakın glisemik indeks hayatının bir parçası olsun, değerlere bakmadan hiçbir şey tüketme dedi. Ertesi sabah kahvaltıda 1,5 porsiyon kol böreği yedim. Bir çıkarım yapacağım. Biz insanlar ölmekten korkmuyoruz. Sadece hızlı olsun istemiyoruz. Yavaş yavaş olursa okey. Eskiden sabah kahvaltımı arabamda yapardım. Sabah şovusun erken. Ama sağan yumurtayı pişirdiğim tüp gazı dengede durmuyordu. Sonra da sıkıldım. Geniş bir tandır alıp gözlemeyle geçiştirmeye başladım. Bakmayın havanın soğuk olduğuna, soğuduğuna, soğumaya devam ettiğine. Yaz yaklaşıyor sevgili dinleyiciler. Hadi herkes diyete, hadi. Gerçi 2 ay yürüyüş yaptınız ve ekmeği kestiniz diye dünyalar güzeli olmayacaksınız. Ama en azından insanların içi çıkmayacak sizi görünce. Ne biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Parmak arası terlik giymeye başlayacak herkes. Bir de bu serbest giyim popüler oldu ya. Olur olmaz her yerde şipidik terlik giymiş erkekler göreceğiz. Kadınlar giysin, problem yok. Kadın ayağı bir şirin. Ama kim bir erkek ayağına bakıp aynı anda sandviç yiyebilir ki midesi kaldırır? Midesi bulanmadan nasıl yiyecek? Dikkat ediyor musunuz? Hiç ayak fetişi olan kadın yoktur. Hiç sordunuz mu kendinize acaba neden diye? Ama Bayce, parmak arası terlikle çok rahat ediyoruz. Sizin adınıza sevinin. Bize ne olacak o esnada peki? Parfüm burası. Radyo. Herkes istediği gibi giyinip geliyor. Bir gün bile bir kişi kıyafeti yüzünden laf gelmedi bu şirkette. Çünkü kimsenin umurunda bile değil. Sekreter mesela öyle bir dekolte giyiyor ki. Şöyle yukarıdan baktığınız zaman dekoltesine binanın alt katında çalışan kızların ayak parmakları görünüyor. Ver. Beyler lütfen belinizde cep telefonuyla dolaşmayın. Çok itici. İstiyorsanız kendinize silah alın bir tane. Kovboy gibi dolaşın. Problem değil. 1,5 milyon sivilde silah var. Görüyoruz, görmüyoruz, biliyoruz bunu. Zaten ama belde çantacığın içinde cep telefonu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Çok kullanışlı oluyor diyorlar. Affedersin, ne için kullanışlı? Kadın savar olarak kullanmak için mi? Ha? Seksapeli öldüren bir aksesuar görmedim. Lütfen yapmayın. Bakın bana kızmayın. Size iyilik yapıyorum. Çok fazla kız arkadaşım oldu. İçeriden bilgi aldım. İtici buluyorlar. Freebag'i de itici buluyorlar. Hani her şeyinizi içine koyup belinize bağladığınız o çantacık var ya, itici. İtici bir şey daha söyleyeyim mi? Küçük iş çantası. Evet. İnanılmaz derecede kullanılıyor.
kullanışlı. Kabul ediyorum. Yani ben de istemiyorum anahtarlarımı, cüzdanımı, cep telefonumu, her şeyimi ceplerime sokuşturmayı. Ama kadınlar antiseksi buluyor. Üzgünüm. 30 yaşın altındaysanız hala şansınız var. Ne istiyorsanız yapın. 30'un üstünde bunları yapmayın. Hatta size en itici, tam teşkilat bir adam çizeyim mi? Beyaz çorap, sandalet, şort, kolsuz atlet, elinde çanta, kafasında hasır şapka. Eğer bu adamın bir kız arkadaşı varsa büyük ihtimalle o 16 milyon doları da vardır. Evet. Yıkanıyorsunuz mesela, vücudunuzun neresinde kaldığınızı unutuyorsunuz. Az önce popomu yıkadım. Öyleyse niye omuzdayım? Aradaki her şeyi unuttum mu? Hadi baştan. Bazen banyodan derim soyulmuş olarak çıkıyorum. Bazen leş gibi çıkıyorum ama size göbeğim pırıl pırıl. Merhaba. Hepinize sevgiler, selamlar. Biliyorsunuz ilk defa tam olarak radyo programım sırasında hastalandım. Gerçekten... Programı sunmaya başladığımda son derece düzgün bir sesle sunuyordum. Şimdi ses tellerim değil de sanki burnum konuşuyormuş gibi. Ben Bayşe, Power FM'in uzun yıllardır akşam şovunu sunuyorum. Geçen bir dostum diyor ki dinleyicilerime asla sizi seviyorum demem. Çünkü tanımadığınız insanları sevemezsiniz. Gelin görün ki ben sizi çok iyi tanıyorum. Anlattığım şeylerin ne tür insanlar tarafından dinlenebileceğini tahmin ediyorum. Benim gibi adamlardan nefret edip anlattıklarına bayılan insanlardansınız. Nefret biraz güçlü bir duygu. Şöyle diyelim, sırayla herkesi evinize yemeğe davet etmeye başlasanız ben 6 ile 7 milyarıncı nüfus arasında olurdum. Ama önemli değil çünkü beni tanımadığı için seven binlerce kişi var. Evet. Bu arada çok önemli bir uzman görüşüne rastladım bilim dergilerinde. Belki hani görsel seçiciliktir hastalandım diye. Uzmanlar diyor ki grip, soğuk algınlığı vesaire geçirdikten sonra diş fırçanızı çöpe atmanız gerekiyormuş. Muhakkak değiştirin diyorlar. Çünkü mikroplu kalıyormuş arkadaşlar. Ayrıca hani şu sonradan tekrar kullanmak maksadıyla kurutmak için banyo perdesini tutan devre astığınız diş ipi parçalarını da atın diyorlar. Eğer diş ipi saklanmaz diyorlar. Benim. Bazı insanlar radyoda program sunmanın kolay olduğunu sanıyorlar. Oysa ki müthiş konsantrasyon isteyen yorucu bir iştir. Bir kere susma lüksünüz yok. Televizyon olsa birkaç mimik, dans, el kol hareketiyle oyalayabilirsin insanı. Radyo ise yakıt kestiğin anda duracak bir otomobildir. Çok yorucu. Yani elini kaldır, bilgisayarı mouse'una götür, şarkı başlasın komutunu tıkla. Yok gibi Türkiye DJ'ler Birliği sendikası aklımız olsun falan böyle sesle çalışan bir sistem falan. O sesle çalışan sistemi istiyor. Play diyeceğiz, şarkı girecek. Stop diyeceğiz, duracak. Young girl diyeceğiz. İsveçli bir 80 boyunda bir kız girecek stüdyoya. Kafanıza düşecek ya da. Bunları hak etmediğimizi düşünüyorsanız hayır, o zaman pazarlık yapın. Şu şarkıyı başlatıp durdurma meselesi çok önemliyiz de. Biz genç kız üzerinde daha çok şey yapalım. Yoğunlaşalım. Bu arada Kanada listede bu kadar yukarıda değildi. Justin Bieber Amerika'ya yerleştikten sonra böyle oldu. 80. son sırada Sırbistan var ya, Kuzey Kore kime ne rüşvet verdi bilmiyorum ama nükleer bombayla mı tehdit ettiler, ama listenin sonunda olmamaları yolsuzluk bence. You're listening to Bay J on Power FM. Bakın bu haber oldukça ilginç. Amerika'da kadınların kürtaj olma hakkına sahip olmaları karşısında erkekler de baba olmayı reddetme hakkı elde etme amacıyla anayasal mücadele veriyorlar. Erkeklerin de kadınlara tanınan özgürlük, ayrıcalık ve tercih hakkına sahip olması fikrini geliştirmek amacıyla 1987'de kurulan Amerikan Ulusal Erkek Merkezi. Amerika'da ne istersen yapabiliyorsun ha. Amerikan Ulusal Erkek Merkezi. Hiçbir zaman istemediği çocuğuna nafaka vermeyi reddeden 25 yaşındaki bir adamın vakasından hareketle erkeklerin de baba olmayı reddetme hakkı elde etmesi için anayasal mücadele veriyor. Babanın seçme şansı genelde pantolonunu çıkarma seçiminden sonra bitiyor. Bu yüzden diyorum ki yani bakın, hem erkek hem kadın, artı bütün dünya insanlarının yanında haklarını korumayı tercih eden biriyim. Taraf tutmam. Ama belki diyorum ya, bu derece istemiyorsa çocuk sahibi olmayı, en önemli seçim olan doğum kontrol metodunu o konuya biraz daha ağır
sağlık verseymiş. Ne acayip insanlar var dünyada. Ben olsam her ülkede bir çocuğum olsun isterdim. Evet, Perşembe akşamı, yarın Cuma programı iyi hafta sonları diye açacağım. Gözünüz aydın. Canlı yayındayız şu anda. Program sırasında hastalanmış olmam bir talihsizlik. Yarın sesim büyük ihtimalle daha da kötü çıkacak. Ama sizin için bir dert olduğunu zannetmiyorum. Evet, ölüsü bile para eder derler ya. İşte o benden bahsediyorlar. Spor salonu üyeliği aldım. Yalnız şunu söylemek zorundayım. Biraz pişmanım çünkü... Herkes bir arada, yani vücut güzelliğini korumaya gelmiş yüzlerce kadın arasına girmek ne kadar saçma ve kötü bir fikir. Yani orada göbeğinizi eritmeye gelmişsiniz. Artı aslında doğrusunu söylemek gerekirse ben sadece erkeklerin gidebildiği bir salonu tercih ederim. Çünkü kadınların amacıma ulaşmaya çalışırken beni izlemesinden hoşlanmıyorum. Yani belki amacım onlar olmasa bir sorun olmazdı ama bu tıpkı keseceğiniz tavuğun önünde bıçak bilemek gibi bir şey, anlatabiliyor muyum? Şimdi. Artı öyle bir salonda çalışmak istiyorum ki hep benim gibi tipler çalışsın da motive olayım. Değil mi? Bahşe oğlum sen de bu pislik çuvallarına benziyorsun. Çalış oğlum. Kaldır, indir, kaldır, indir. Demişken bir de salonda duşların birbirinden bağımsız ve kilitli kapısı olsun istiyorum. Kusura bakmayın. Her ne kadar kadınlarla tanıştıktan 5 dakika sonra soyunabiliyor olsam da erkeklerle aynı ortamda çıplak bulunmak beni pek açan bir durum değil. Ya homofobik falan da değilim, yani dünyanın bütün insanlarını eşit derecede sevmiyorum ama rahatsız oluyorum. Ben pisuara tuvaletimi de yapamam biri bakarken. Bırakın bakmayı, eğer tuvalet kabinin önünde bekleyen biri varsa yapamam. Bu arada pisuara tuvaletimi yapmamamın bir sebebi de yanına tuvalet kağıdı koymuyor. Onun için biraz problem oldu. Açıkçası tuvaletinizi yapmanın yalnız kalabileceğiniz özel zamanlar olması gerekiyor bence. Klozetteyken açık kapıyla eşinizle sohbet edip faturaların yığıldığını konuşursanız kabızlık sorunundan kurtulmayı nasıl bekleyebilirsiniz? Nasıl konsantre olacaksınız, söyler misiniz? Bir de şimdi barlarda görüyorum, adam içki bardağıyla geliyor pisuara. Bir tanesi de yanına geliyor, sigara çıkarıp ağzına koyuyor. Elinde içki olan adama ateşin var mı kardeş diye soruyor. Var diyor öbürü de. Bir saniye tutarsan çıkartayım cebimde. Bu arada iç bardağı elinde. Hadi tuvalette bile rahat yok. Gerçekten. Burada amatör stajyer asistanlarımla sizlere ancak bu kadarını getirebiliyoruz. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Hayır, stajyerlere gitmek bence çok önemli. Ve ben hani çok ünlü biri olmadığım için gazeteler yazsa umurumda olmaz. Hatta kankalar arasında büyük ihtimalle prim yaparım ama... Anladınız siz benim. Vallahi bildiğiniz nezle oldum. Şimdi eve gitmeye çalışacağım motorla. Yine de güzel bir akşam. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.